Evet arkadaşlar, bu derste size CV yazmayı öğreteceğim. Biraz CV yazma açısından birkaç şey anlatacağım. Şimdi farklı farklı CV'ler vardır. Yani siz hani İngilizce bir CV hazırlamak isterseniz farklı farklı formatlar vardır. Hani istediğiniz herhangi bir formatta şey yaparsınız ama kendiniz yazmak istediğiniz bir CV formatını oluşturmak istersek, burada bir tane örnek veriyorum size. Kendimden örnek veriyorum. Şöyle olacak. Genelde mesela CV'ler geliyor bir şirkete. Düşünsenize, sizin CV'nize 100 kişi CV'sinin 100 kişinin hani verdiği CV'lerin içinden böyle sıralasalar, hani sizin CV'niz böyle göze çarpmalı olmalı. Dolayısıyla ya da şöyle düşünün, hani bir müdür veya o şirketin sahibi hani çok böyle içinde bir sürü şey yazmış CV'yi belki gözüne kestirmeyecektir. Daha çok belirgin şeyleri hani göze çarpmasını istiyordur. Hani şuna bir bakayım. Hani en kısa, özet ve net bir şekilde nasıl yazabileceğinize dair birkaç bilgi vereceğim. Önce isminizi yazıyorsunuz. İyi bir, güzel bir resmi bir fotoğraf atıyorsunuz. Hani ben en iyi fotoğrafımı seçmedim ama en azından resmi görünüyorum. Yani takım elbiseli, biraz hani işini önemseyen bir ne bileyim kıyafet gibi görünsün diye şöyle bir şey seçmiştim zamanında. Bu benim geçen seneki hazırladığım bir CV. İsminizin hemen altında en önemli olan şey nedir? Siz nesiniz? Hani ne olduğunuzu, hani ne iş yaptığınızı, kendinizi seçtiğiniz ünvan nedir? Hani mühendis misiniz? Ne bileyim doktor musunuz? Normal bir çalışan mısınız, memur musunuz? Hani herhangi bir meslek şu an aklıma pek gelmiyor da önemli değil. Burada mesleğinizi yazıyorsunuz, ne olduğunuzu yazıyorsunuz. Hemen isminizi, evlilik durumunuzu ve cinsiyetinizi yazıyorsunuz. Önemlidir hani cinsiyetiniz. Yani direkt göze çarpsın yani. Bazı CV'lerde belki hani ne bileyim fotoğraf olmaz da bunlar önemlidir. Sonuçta yurt dışına gidiyor falan filan. Eğer herhangi bir web site, herhangi bir internette bir çalışma ortamınız varsa, bu YouTube kanalı da olabilir. Mesela ben kendi bir YouTube kanalımın linkini attım burada. Bu size çok iyi bir referans olacaktır. Hemen çalışmalarınızın örneğini görecekler. Birkaç video görecekler. Hani kendinizi tanıtan görsel bir şey varsa onun hemen linkini atıyorsunuz burada. Direkt o göze çarpsın yani. Bir şeyiniz var sanal ortamda diye. Yoksa hani altında şöyle bilgilerinizi mesela yazıyorsunuz. Ben burada daha çok profesyonel şekilde ne yaptığımı da hani söyledim. Kaç sene tecrübemi de söyledim. Hani en önemli bilgi nedir? Hani beni tanımaları gereken şey nedir? Şuradaki yazdığım bilgi. Yazdım bunu. Sonra geliyorum. Contact information. Yani bu iletişimlerle, bu iletişim bilgilerle sizinle iletişim yapsınlar. E-mailinizi yazarsınız, telefon numaranızı yazarsınız, adresinizi yazarsınız, Facebook adresinizi ve Skype adresinizi de ekleyebilirsiniz. Ki daha profesyonel görünüyor aslında, hani bir Skype hesabınız olursa daha profesyonel görünür ta Facebook'tan. Ya da Instagram'dan. Tabii eğer bir profesyonel çalışmanız varsa sanal ortamdaki, sosyal medyadaki dünyada hani sizi görmesi gereken bir şey varsa
Tabii ki Instagram'ınıza, Facebook'unuza burada yazın yani çalışmalarınız varsa. Mutlaka bir yani bilgidir hani CV'nize eklensin, güzel olur. Mail adresiniz isim, soy isim içeren bir şey olsun. Ya da isim, soy isim ilk harfleri falan filan resmi bir şey görünsün. Şöyle Rambo'dan bilmem ne bileyim şu aşıklar, şöyle ekler falan filan böyle hani ergence mail adresleri olmasın yani. Çok resmi bir şey görünsün. O çok önemli. Direkt mail adresinde bakacaklar. Hani düzgün bir şey görmeseler yani bir tarafa atarlar öyle söyleyeyim yani. Çünkü ben hani CV okuma ortamındaydım. Görüyorum yani nelere bakıyorlar, nelere bakmıyorlar. Bunlardan sonra gelelim. Education bölümüne. Nerede okudunuz? Ne okudunuz? Hani ne okumanız gerektiği şeyi daha biraz belirgin bir şekilde yazın. Ben bakayım bunu daha büyütebilir miyim? Evet, biraz daha büyüttüm. Daha iyi oldu. Hangi üniversitede okuduğunuzu, eğer lisansanız bachelor's yazıyorsunuz. Eğer lisans değil de mesela lise bitirdiniz, high school yazıyorsunuz ve hangi senede bitirdiğinizi yazıyorsunuz. Eğer yüksek lisansanız master's yazıyorsunuz. Bu şekilde seviyeleri ilerletiyorsunuz education bölümünde. Hemen bilgilerinizi, özel bilgilerinizin altında. Yani önce contact information, sonra education gelsin. Education'dan sonra iş deneyim deyin söyleyemedim. Evet, nerede çalıştığınızı, hani tecrübelerinizi anlattığınız bir bölüme geliyoruz. Experiences. Experience'dan önce şöyle bir şey de yazabilirsiniz. Hani ben bir sürü CV'de gördüm hani. Hani amacınızın neden bu işi seçtiğinizin durumunu bir saniye. Evet. Amacınızı anlatan bir kaç cümle yazıyorsunuz. Hani ben hani bu şirkette devam ettirmek istiyorum ya da hani illa bu şirketin adının altında çalışmak istiyorum. Yüksek bir yere gelmek istiyorum. Ne bileyim kendimi şöyle 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 geliştirmek için amacım bu. Hani böyle göze çarpan bir amacınız varsa o meslekle ilgili veya ne bileyim 5 sene 10 sene sonraki amacınızı hani söyleyebilirsiniz. Öyle bir vizyonunuz varsa vizyonunuzu söyleyebilirsiniz. Burada yazabilirsiniz. Bir şeyler yazarsınız hani. Neyse. Sonra gelelim experience bölümüne. İş deneyimlerinizi yazıyorsunuz. İş deneyimlerini şöyle nerede çalıştığınızı, en son nerede çalıştığınızı yazıyorsunuz. Hani o çalıştığınızın şirketin kurumu yazıyorsunuz. Başlangıç tarihini yazıyorsunuz. Bitiş tarihini yazıyorsunuz. Toplam ne kadar çalıştığınızı yazıyorsunuz. Yani şu toplam ne kadar çalıştığınız daha önemlidir. Hani sizin ne kadar orada hani işinizin sürdüğünü görecektir. O CV verdiğiniz yer. Mekanı yazıyorsunuz. Hani ne olarak çalıştınız? Hani bir otelde çalıştıysanız mesela bir şef olarak mı çalıştınız? Garson olarak mı çalıştınız? Bellboy mu? Ne bileyim işte resepsiyon mu? Hani oradaki pozisyonunuzu yazıyorsunuz.
İşte mesela ben neydim? Öğretmendim. Müdürsem müdür. Ne bileyim başka bir şeysem başka bir şey yazarım. Hangi şehirde olduğunu yazıyorum. Hangi ülkede çalıştığımı yazıyorum. Sonra işte burada da çalıştığım okulun bölümü. Bu şekilde hani kaç tane yerde çalıştıysam yazıyorum. Size tavsiyem eğer kısa bir dönemde bir yerde çalıştıysanız hani ne bileyim 3 aysa şeyse falan filan ya da ne bileyim Allah korusun kovulduğunuz bir yerse eğer yazmamanızı tavsiye ederim. Hani öyle bir durumlar da oluyor. Hani iyi bir referansı olmayan mekanları tabii ki de yazmayın. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Onu da dikkat edin. Evet, neydi? Başlangıç tarihi, bitiş tarihi, ne kadar çalıştığınızı ve nerede olduğunu. Sonra gelelim. Experience'ı bitirdik. Yabancı dillerinizi yazıyorsunuz. Kaç tane dil bildiğinizi yazıyorsunuz. Umarım bir iki taneden fazladır. Benimki öyle. Evet, sonra hangi seviyede bildiğinizi hani advanced, intermediate, pre-intermediate, beginner hani yazıyorsunuz veya A1, A2, B1, B2 hani seviyenizi belirliyorsunuz. Hani fazla kalabalık etmeyelim buraları. Mesela şöyle de olur. Hani mesela bir we call it table. Şunlara ne diyorsunuz? Bir saniye. Mesela şöyle bir şey. Hani şöyle bir şey eklersiniz. Reading, writing falan filan yazarsınız burada. İşte orada mesela iyi, çok iyi falan filan böyle belirlersiniz. Hani belirlemeniz gereken bir durumsa eğer. Böyle bir şey de ekleyebilirsiniz. Daha düzenli, daha ne bileyim düzenli derken ben bunu kaldırayım. Evet. O şekilde de ekleyebilirsiniz. Ben kalabalık olmasın hani direkt hani gözü yormasın. Adam argın yorgun gelip CV'lere bakacak. En kalabalığını seçmeyecek yani. En az bilgiyi verebilen. Sonra hani eğer mülakata çağrılsanız zaten detaylarını yani konuşacak bir şey de bırakın. Öyle demek istiyorum. Detaylarını size soracak. Computer skills mutlaka yazın. Bilgisayar becerilerinizi mutlaka yazın. Diyelim mesela bir mimarsınız. Bunun farklı farklı becerileriniz olmalı. Ne bileyim 3D Max olur. Bir sürü şey olur. Hani mühendissiniz. Farklı farklı şeyler, programlar yazarsınız. Hani çok aklımda gelmiyor ama ben kendiminkini yani yazdım. Photoshop biliyorum. Microsoft Office programlarını biliyorum. Yani bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zaten İngilizce biliyorsunuz. Bir sürü eğitim videoları var şeyden, internetten. Öğrenin yani. Çünkü hani gidip çalışırsanız da bir şeyler bilmiyorsanız çok kötü oluyor. Mutlaka şu becerileri edin de iş başvurusu yapın. Video editing. Evet. Çok profesyonelce bilmiyorum ama bildiklerimi yazmışım en azından. Evet, computer skills önemli. Mutlaka onları da yazın. Gittiğiniz seminerleri ekleyin. Eğer varsa. Önemlidir. Hani bir yerlere katılmanız bunlar önemlidir. Eğer gittiyseniz mutlaka bunları yazın, ekleyin yani. Çok önemli bir şey olmazsa bile bu CV'de görünmesi önemlidir. Evet, sertifikalarınızdan eğer sertifikalarınız varsa onları direkt şey yapın. İsimlerini yazın. Veya hangi senede ne zaman aldığınızı da belirseniz fena olmaz. Ama nereden aldığını da aldığınızı da şey yapın. Mutlaka ekleyin. Evet.
Sertifikalarda böyle. Sonra interests bölümü geliyor. Çok önemlidir. Bu interest bölümünde şöyle söyleyeyim. Hani turizm alanları olsun. Ne bileyim öğretmenlik olsun veya bilmediğim birçok sektörde sizin hakkınızda kişisel anlamda birkaç bilgi veriyor yani. Mutlaka bunları da mesela yazın. Mesela ben ne yazdım? Hani resim yeteneğimi, işte seyahati falan sevdiğimi, hani ne bileyim il dışı işler falan olur. Hani onda bir sıkıntım yok demiş oluyorum burada. Mesela hani yoga yaptığımı söyledim. Bu nedir? Hani ben stresimi kontrol eden bir insanım. Bunu gösteriyor. Hani reading'i yazdım. Çok reading insanı değilim ama mesela ben bunu öğretmenlik amacıyla yazdığım için bunu da eklemiş oldum. Yani bu hani bir şeyleri söylesin, yardımcı olsun yani bu CV'de. Yardımcı olan herhangi bir şey işte ne bileyim bazı şeylerde spor olur. Diyelim mesela bir turizm amaçlı bir CV hazırlıyorsunuz. Hani spor olsun, eğlenceli şeyler olsun. Onu da interests bölümünde yazın. Hani ilgilendiğiniz, sevdiğiniz, hobileriniz oluyor aslında. Şu interest bölümünde hobilerinizi yazıyorsunuz. Hani bunlar önemli. Bu da kişisel bir bilgi veriyor. Şöyle kendine hobisi olmayan birisi kendine yaramıyor. Tamam mı? Böyle bir algı var. Yani bunun bilincinde olun. Yani bu insan hiçbir şey yoksa hani kendine yarar mı? Bunda ne var mesela? Hani biraz kişiliğinizle alakalı sizinle bir bilgi bırakıyorsunuz burada. Evet. Kendinizle alakalı bilgi bırakıyorsunuz. Şu bölüm önemli. Böyle eğlenceli bir parça da ama önemli. Extra information bölümünde yani bu bölüm olabilir de olmayabilir de ama eklemek istediğiniz hani pek CV'lik bir durum olmuyordu ama yine de bilseler fena olmaz. Hani ben yabancı olduğum için TC numaramı yazdım yani benim TC'm var gibi öyle yazdım. Evet, marital status. Marital status şey oluyor. İşte Türkçe konuşup İngilizce. Marital status ne demek? Medeni durum demek. İşte bekarsınız, evlisiniz, onu yazmanız lazım. Bazı mekanlar ona göre seçiyor hani sizi. Ki her zaman bekar olmak avantajlıdır. Boyunuzu ve İşte kaç kilo olduğunuz bazı yerlerde önemlidir. Mesela havacılık bölümünde önemlidir. Turizm açısından önemlidir. Öğretmenlik açısından da bazen önemli oluyor. Bunlar da hani eklerseniz olur. En son referanslarınıza geliyoruz. Şunu da sarayım. En son referanslarınızı hani belirlersiniz. Ben birkaç yerde çalıştığım için birkaç referans söyledim. Referanslarınızı da önce kişinin ismini, sonra adamın ne olduğunu, işte şöyle hani müdürdür, şudur, budur, baş öğretmendir, ne bileyim, cümle başkanıdır falan filan yazarsanız. Sonra altında hangi kurumdan hani tanışıyorsunuz bu insanla onu yazarsınız. Sonra o kişinin bilgilerini işte maili olur, telefon numarası olur. Onları yazarsınız. Tabii güvendiğiniz, sizin hakkınızda güzel konuşabilen insanları yazarsınız tabii ki de. Onu da dikkat edin. Evet. Bu şekilde CV hazırlıyorsunuz arkadaşlar. CV'niz kalabalık olmasın dediğim gibi resmi bir şekilde görünsün. Hani bunları
Böyle kutucuk şeyler de hazırlayabilirsiniz. Daha çok ne bileyim düzenli, böyle daha temiz görünmesi için. Hani zevkinize bağlı. Biz arkadaşlarla en son böyle karar vermiştik benim sevimli hakkında. Daha öncesinde ben böyle hani kutucuklarda, çizgilerde falan filan böyle daha çok anlatarak şey yapmıştım. Ki o CV'de şöyle şey gördüm. Hani insanlar bir 20 kişinin arasında seçtiklerinde kalabalık olan CV'ye bakmayı üşeniyorlar, yani öyle bir durum var. O yüzden yani fazla bir şey yazmayın. En önemli şeyleri yazın. Dediğim gibi bazı şeyleri de, eğer bu mesela CV'yi şeyle gönderiyorsunuz, diyelim maille gönderiyorsunuz, yanında bir video, bir konuşma, hani çok etkili oluyor, çok daha etkili oluyor. Veya bir slide hani hazırlarsanız, o slide'ı anlatırsınız. Bunlar da artık teknoloji olduğundan dolayı bunları da kullanabilirsiniz, daha iyi olur. Hani kendiniz hakkında bir sunum yapıp onu kaydedersiniz. Öyle bir şey de olur. Öyle CV'ler de var. Hani insanlar merak eder. Bakalım bu ne yapmış yani. Hani o şekilde daha çok bilgi verebilirsiniz. Öyle de yeni CV'ler, yeni modeller, yeni tarzlarda çıkmış, bilginiz olsun. Evet. Zar zor konuştum ama Türkçe hatalarım için özür dilerim. ne yapalım, benden de bu kadar. Evet arkadaşlar. Umarım yeterince bilgi vermişimdir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yine de altta yorum bırakabilirsiniz. Hoşça kalın.